Ocak 6. Tarihin 2022 arasını kapayıp 2023 ocağının altında kıştan yaza doğru yol almaya başlıyoruz. Yeni Yüzyıl Cumhuriyeti'ne doğru. Erken seçim tüm taraflarca zikredilir oldu. Menderes devri çocukları 14 Mayıs bayramını taşlandırmak ister gözüküyorlar. Dönem biyografisiyle ithame erdirdiğimiz Konyalı profesörümüzün ev sahipliğinde Ocak altında 9 saat ter döktüler. Geleceğimiz için kutsal mesai sarf ettiler. Gülen, Erdoğan, koalisyonuyla yakılan ocak sönmemeliydi. Ocaklarına ateş düşsün bedduasını aldıklarında bu temel üzerinde yükselen çatıda olmayan Mollaoğlu da şimdi çalı çırpı topluyor sönmemesine kani oldukları ocağı. Doğu Hristiyanlığı için Leyli Milat ocağın altısındadır. Bizans'ın düşmesinden sonra 3. Kudüslüğünü ilan eden Rus Kilisesi, Sovyet aralığından sonra teslis ocağını yeniden tüttürmenin neşesini yaşamak istiyordu. Ama Slavları bile çatısı altında toparlayamadığı için çatılmıştı kaşları. 6 Ocak aşkına çarlarından rica etmiş Ukrayna Savaşı için bir ateşkes sağlanmasını. Batı Hristiyanlığı ise 600 yıl sonra ilk kez müstefi bir papanın ölümü sonrasında yaşayan papanın riyasetinde Vatikan'a gömüyor mevtayı. Alman Papa Ratzinger'i diyalog papasından sonra kılıca karşı uç silahını çeken aforizmalarıyla hatırlıyoruz devre Erdoğan'ın erken yıllarında. Ayasofya Sultanahmet arasında mekik dokuyan, kıbleye karşı huzur duruşunda bulunan Bizans prensi ile Fars mollası arasındaki polemikte usul faziletini zikreden Benedikt papaların sonuncusu. Ölü suratının önünden huzur geçişi görevindeler, usları yerinde uslu katolikler. Müstefi, müseylim aydınlarımızın ergenlikten kurtulup uslarını kullanmanın meyvelerini saçmaya devam ettiklerini görüyoruz 2023 Ocak altında da. Terbiye edilmiş kimlikleriyle geç kalmış aydınlanmacılık oynamaya devam ediyorlar. Bani Cumhuriyeti Sani Slavların arasını bulmaya, Slav Reis İran, Suriye, Türkiye arasında sulh bulmaya Ocak 6 sonrası devam edecekler. Suriye Baharı'nın 11. yılında kardeşi Esad'ın temiz elleriyle musafalaşmaya, günahlarını dökmeye hazır olduğu mesajları paylaşıyor özel kalemleri. Şam harap olduktan sonra demeden yetmez ama evetçilik oynamaktan başka görünür bir şansımız görünmüyor. Muhalefet yabancı Arap nefretiyle bir cadı Arap avı oynamak için ocaktaki zehir kazanını kaynatmaya, köpürtmeye çalışıyor. Ne Şam'da cuma namazı müyesser oldu, ne Şam'ın şekeri yiyecek. Şam Antep fıstığı paylaşacak bir bayram havası yok. Bayramlarda ulufe dağıtmak istediği seçim kumpanyası çıkısından çıkan maun altı, güya zamlarla yanmakta olan ocağı zamkladığı milyonları. Cumhuriyetin 1. yüzyılının bilindik siyasi aklının oyunlarına devam ediliyor. Seçim süresince büyük marketler fiyat dondurma kararlarını açıklıyorlar. Boyunlarındaki kılıcın farkındalar. Ocaklarına ateş düşmesin diye tüketici ocağına helva dağıtıyorlar. Amerika muhalefetin Rusya iktidarın kazanması için maddi manevi yardım hamlesindeler, gizli açık. Doğalgaz indirimi bu rekabetin meyvesi. Yılın ödül listelerini gözden geçirirken geçmiş 6 Ocak'ların birinde paylaştığımız yüzyılın çeşitli alanlarında muhalif eylem kimlikleri öne çıkmış isimlerine dağıttığımız gönlümüzün muhalefet ödülleriyle karşılaşıyorum. Ne vermişlerse hayatlarıyla yaşarken onunla karşılaşacakları bir ebedi ocağa yol almışlar. Biz, zaman burada dur ve öyle kal diyeceğimiz atiye muntazır bir çift gözüz. Gözümüzün nuru olan Medine'ye muntazır, tabii bir kalp olan bir inkılaba muntazır. Selam olsun.